Dere boyu düz gider, al yanaklı kız gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. Ay güzelim, ay güzelim, yola gidelim yola. Evet, Yaylabaşı'nın köyünün içindeyiz. Şu anda etkinliğimiz bitti. Biz de dedik ki Yaylabaşı'nı biraz gezelim. Hemen arka tarafımızda işte böyle hindilerimiz de var. Burada tavuk, hindi, ne bileyim başka ne hayvanı var. Dede, seni bir tanıyayım ben. Ben Yaylabaşı köyünden Baki Türker'e. Ha, ne bu hindiler, hayırdır böyle bak. Bu hindilere böyle kendimiz özel bakıp kesebiliyoruz. Evet. Özel yetiştiriyoruz kendimize. Bacağını niye bağladın onun? Bacan kaybolmasın diye, uzak uzak gitmesin diye bağlıyoruz buraya, evin yanına. Evet, yaşın kaç? 72. Nasıl, memnun musun yayla başından? Memnunum. Oğlum da Ahmet. Ne söylemek istiyorsun yayla başından? Yayla başından memnunuz. Memnunsunuz. Havası güzel, suyu güzel. Havası güzel, suyu güzel. Havası güzel, kaç suyu güzel. Ahmet abi, kaç tane burası? 140 tane. 140 tane. 140 tane. 140-150. Sevgili izleyicilerimiz, daha kavuşmazmış, arkadaş arkadaşa kavuşurmuş. İşte yıllar sonra liseden arkadaşımız bu Ahmet Türker'i de. Evet. Sen ne söylemek istiyorsun? Uzun zamandan beri, 79'dan bu yana görüşmüyorduk ama yine değişmemişsin Necati. Evet. Çok da memnun oldum tekrar görüştüğümüzde, tanıştığımıza. Evet, bizim de zaten amacımız, program olarak amacımız yani görüşemeyenleri bir araya kavuşturmak, köprü olmak, evet. Böyle eşi dostu ziyaret etmek oluyor. Çok iyi programlar yapıyorsunuz. Programınızı seviyorum. Rumeli TV'nin diğer programlarını da beğeniyor musun? Beğeniyorum mesela. Çok sevgili izleyicilerimiz, köyler genelde Rumeli TV'yi çok izliyorlar. Niye? Çünkü onların dertlerine derman oluyor Rumeli TV. Evet, evet. Her türlü programlarıyla. Evet, çok güzel. Yanınıza yer almaya çalışıyor. Evet. Peki, buradan bayram geçti. Şu anda bayramın 3. günü. Peki ne söylemek istersin? Bu vesileyle tüm İslam aleminin, bizi tanıyanların, herkesin bayramlarını mübarek olsun diyorum. Evet. Bu terörün de, değil mi dede? İnşallah. Bir önce bitmesini. Barış, evet. Huzur getirmesini, evet, diliyoruz. Tekrar ben de gururluyum. Torunlarımın böyle bu görevi aldıkları için. Türkiye'deki terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Evet, evet. Dünyamızın, evet, barış huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Tabii, evet, evet, evet. Ahmet abi aynı zamanda Yaylabaşı Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı. Tabii buraya az önce çıktık minaremize. Minaremiz de yeni yapılmış. Mustafa Usta bunun baş ustası. İki şerefeli bir minaremiz var. Yeni yapılmış. Camide sanıyorum pek eski sayılmaz ama bu bilgileri biz sizden alalım. Evet, şimdi camimizi biz 1997'lerde falan başladık. İşte köyümüz İmecevus öyle çalıştı. Yardımseverdir çok halkımız. Misafirseverdir. Tüm halkımızın, milletimizin el ele verip yardımlarıyla bu hale getirebildik. Ayrıca Teberru diğer ilçelerden ve köylerden yardım geldi. Evet, kaç kişilik cami? Müslüman kardeşlerimizin yardımlarıyla bu hale geldi. 500 kişilik. Aslında 1000 kişilik de muhafer kısmı biraz küçülttük yani. Evet. Peki köyümüzde mesela 700-800 kişi alabilir. Şöyle diyelim, köyümüzde iki katlı yaptık camimizi. Ben orayı da anlatayım. Alt katı, evet, misafirhane olarak ve, evet, yemekhane, toplantı salonları olarak yaptıracağız. Daha faaliyete geçiremedik. Yardımlarımız bitti. Vatandaşımızda para ve maddi imkanlar yok tabii, evet, biliyorsunuz. Üst katı ibadete açtık. Minaremizi geçen sene 2010'da bitirdik. Bir yıl içinde minareyi bitirdik. Mustafa Kurnaz sağ olsun, yaptılar. Ustamız. Peki Ahmet abi şöyle diyeyim, yani köyde bizim sağlık ocağımız var mı? Sağlık evimiz var. Haftada bir sağlık doktorumuz geliyor. Sağlık doktorumuz, evet. Aile doktorumuz geliyor. Gerekli muayenelerini, evet, kontrolünü yapıyor, gidiyor. Peki muhtarlığa ait bir herhangi bir binamız, muhtarlık binamız, bir arabamız var mı? Sütlerimiz nasıl oluyor? Yani Balıkesir'e mi gidiyor? Ne kadar süt çıkıyor burada? Muhtarlığa ait aşağıda bir eski camimizin yerine bir bina yaptık ama üzeri devam edilmedi. O da yıkım şeyine geldi artık, çürüme noktasında. Onu da köy bütçesinden nereden çıkacaksa bütçemiz de... Şey yapalım.
Hariç Kepsut'a gidiyor bir arabamız, minibüsümüz. Oraya gidip geliyoruz. Kemalpaşa'ya haftada bir sefer geliyor gidiyor. Pazara gidip geliyorsunuz. Sütlerimiz burada soğutma tankında toplanıyor. Buradan gidiyor. Buradan bir firma tarafından alınıyor. Bu şekilde biz soğutma tankına döküyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor. Peki, teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ederim geldiğiniz için, ilginiz için. Evet sevgili izleyicilerimiz, yayla başını geziyoruz. Şu anda yanımızda kim varmış bakalım? Mehmet Kumru. Yaylabaşı köy halkından. Evet, bugün burada bana bak, kumru mu pişiriyoruz? Hep kumru pişireceğiz bu da bugün. Evet. Mangalda et pişireceğiz. Et pişiriyoruz. Aha. Kumru yerine et pişiriyoruz değil mi? Evet, evet. Allah kabul etsin diyoruz. Amin. Kurban eti sanıyorum. Evet. Burada mı kestiniz? Burada kestik. Burada kestiniz. Burada mı duruyorsunuz? Kemalpaşa'da duruyorum. Yalıttaşlı beldesinde. Evet. Bayağı yaylabaşılı var galiba. Çok. 90 hane falan var. 90 hane var maşallah. Benim bildiğim Çakarlar'da güreşçi yetişiyor. Burada ne yetişiyor? Burada hayvancılık. Hayvancılık. Hı hı. Yani yayla başı deyince hayvan mı akla gelsin? Hayvan akla gelsin. Burası Kepsut'un son köyü. Hı. Kemalpaşa'ya 50 kilometre, o da son köyü. Dursun Bey'e 40 kilometre, o da son köyü. Ortada halkımızı bir büyüklerimizden gelip gören bir yok. Yani sen diyorsun ki hizmette de son köy. Hizmette de son köy kalıyor. Evet. Yıllar öncesi ben kendim burada harman patozu sürerken CHP'den arkadaşlar geldi. Evet. Burada konuşma yapıyorlar. Burada halktan bir şeyler istiyorlar. Hiç gelmemiş buraya, halktan bir şeyler istiyor. Ben dedim ki sen burada halktan ne istiyorsun ki şimdi? Hiç gelmemişim benim köyüme. Evet, benim köyümün yolundan giderken ben yakamı silkelekten gidiyorum. Bir vatandaşı, bir büyüklerimizin yanına girmek için tozdan gübürden. Bir de sen gelmişsin benden buradan bana oy verdi, şey bekliyorsun. Ben nasıl oy vereceğim sana? Yani diyorsun ki vermemiş Mahmut, neylesin Sultan Mahmut. Yani. Niye uzak duruyorlar? Ya durmuyorum da işte ben de işçi oluyorum. Cevdiye Kumru. Ne söylemek istersin? Valla ne bileyim ben pek bir şey bilmem. Ben 2,5 sene önce kaza geçirdim. Evet. Trafik kazası geçirdim, ayağım yok. O da yanımdan ayrılmıyor işte öyle. Ayak takma. Benim bu ayak takma. Ağaçtan mı yiyorsa? Yok. Şey yapma. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yürüyebiliyor mu peki? Yürüyor. İyi maşallah. Yaylabaşı köyünde hayvancılık nasılmış? Hemen arkadaşımız var şu anda. Bunlar düve mi, dana mı, nedir bunlar? Bunlar danadır. Yaşına girmediler daha henüz. Evet. Yalnız hayvancılıktaki sıkıntımız, tarım ve hayvancılıktaki sıkıntımız, devletin bana göre yanlış yapmış olduğu, izlemiş olduğu politikalar, tarım ve hayvancılıkta sıfır. Şu anda yemin fiyatıyla sütün fiyatını kıyaslayacak olsak, litre süt market fiyatlarından veyahut da bizden alışı 850 lira. Yemin kilosu da aynı. Bunun içinden hangi yönetici veyahut da hangi politikası çıkacaksa gelsin buyursun. Biz bırakalım, bunlar yapsın yani. Peki mesela silaj falan kullanmıyorsun, biraz daha ucuza geliyor. Silaj kullanıyoruz. Henüz yeni bastırdık silajları. 40 gün sonra açılıyor silajlar. Evet. O yüzden şu anda silajsız bakıyorum. Başka ne hayvan var? Sadece inek mi var böyle? Bizim köyümüzün %90'ı hayvancılık. %90. Yani süt hayvancılığı. Ne kadar süt çıkıyor köyden? 7 ton, günlük civarında. 7 ton civarında. Evet sevgili izleyicilerimiz, 150 hanemiz var yaklaşık burada. Hemen hemen her hanede 1-2 inek var değil mi? Koyun falan var mı? Keçi koyun. Keçi koyun azın. Azınlıkta diyorsunuz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, hemen burada bir tane ablamız var. Böyle köylerde işte modern inekçilik demeyelim de moderne yakın. Evet, sütlerimiz biraz sonra güğümlere konacak. Burada da ölçü tartı işte, tenekimiz mi diyor, ne diyorsunuz buna? Terezi. Kaç tane ineğimiz var, ne kadar süt çıkarıyor? Ya 12 inek sayıyorum. 70-80 kilo süt çıkarıyorum. Orada Ahmet Şahin diyor. Evet, Ahmet Şahin şimdi röportaj yapmıştınız. Sizin evet. Miydi o? Bizim de. Beyim biraz dertli. Yemler pahalı diyor, yok süt diyor, aynı dengeliyor diyor. Evet, haklı olarak konuşuyor. Ha. Siz beraber herhalde sanıyorum. Evet, beraberiz. Saman var, yim var, yonca var değil mi? Evet. Yani biraz diyorsunuz destek. Destek istiyoruz tabii ki büyüklerimizde. Destek istiyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, Yaylabaşı köyünün en eski, en yaşlı bir dedesi var burada, Ali Dede. Yaklaşık 100 yaşına yakın. İstiklal Harbi'ni görmüş. Efendim, bakalım şimdi kendisinde konuşacağız. Maşallah 100 yaşında demeye de şahit ister tabi. Bak tıkır tıkır iniyor maşallah dedem. Selamun aleyküm dedem. Mübarek olsun. Hadi bayramın senin de mübarek abi, olsun. Abi. Dede gel şuraya oturalım seninle, dur. Ağır duyuyor. Dede şuraya otur şöyle, bak şöyle otur, gel bakalım sen. Gel ben de şöyle, ama sen şey büyük yaşlısın, sen yukarı çık. Sana hürmet caiz, otur bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kulağını kestin, ağır duyuyor. Dede şimdi önce selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kurban bayramın mübarek olsun. Amin. Hepimize kitaplar mübarek olsun. Bir ismini alayım senin. Adını alayım. Ali mi? Ali Koyun. He. Nine de sağ mı? Elmas Koyun. Maşallah maşallah. Dede azıcık geçmişten şöyle bir anlat bakalım bize. Geçmişlerden bir anlat bakalım. Eskilerden anlat diyor, eskilerden. Eskilerden anlat. Eskilerde öyle bir bildiği bir şeyim yok benim. Mesela senin için dediler ki işte Atatürk'ü görmüş dediler. Atatürk'ü görmüş dediler. Gördüm. Nerede gördün, nasıl oldu? Görmüşüm, 1332 doğumluyum ben. Sivas'ın Zara kazasında orada notunu söyledi, ölümünü anlattılar. Kendiliğini görmemişim, görmedim. Kendiliğini görmedim. He. Askerliğini nerede yaptın? Sivas'ın Zara kazasında. Ne olarak yaptın? Jandarmaydım, hapishane karakolundaydım. Ondan sonra kazada karakollara gittim. Beypazarı karakolunda. Burada Bolcan'a geldim. Bolcan'da tezkere aldım. En çok yediğin yemek hangisi? Hangi yemeği çok yiyorsun, seviyorsun? Tarla çorbası, pilav, çorba işte, patates. Bunları da yiyoruz. Evet. Namaz kılacak kadar biliyor musun? Yazmasını bilmiyorum. Kur'an okuyorum. Okuyor musun? Hocalık yapıyor, az çok elimden geldiği kadar ya. Hangi mesela güzel okuduğun hangi ayet var? Birini oku bakalım. Oku mu diyor? Oku diyor. Oku diyor sana. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâhu alimul gaybi veşşehâde. Huvallahu'rrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ El-Melikül Kuddûsus Selâmül Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn Vellâhül Kâlikul Bâriül Musavvir Lehül Esmâül Husûnâ Yüsebbihu lehu mâ fis semâvâti vel arz ve huvel azîzül hakîm. Sadakallâhül azîm. Yok, çalıştıramıyorum. Peki senin için dediler ki gözleri çok güzel görüyor, iğne geçiriyor dediler. İğne geçirir misin? Gene çarşaf iğne büyük iğneleri hemen hemen takıyorum. Dokuyorsun maşallah. Ya, ya. Yaş kaç şu anda? 1396 doğum değil. 1332 doğum değil. Böyle hesap ediyorlar. Ben bilmiyorum kaça vadine. Yaşıma. Sen de sabanla, düvenle çalıştın mı? Hani saban vardı böyle arkasından kuyruğundan tutuyorduk, sürüyorduk. Devamlı. Devamlı. Çok. Çok. Çalıştım. Sabanla çalıştım. Peki şimdi köyde rahat mısın? Memnun musun köyünden? Allah'a şükür memnunum ya. Hiçbir yaramazlık yok diyorsun. Yok, şükür. Peki seni sevenlerine, köylülerine hakkını da helal ettin mi? Hakkını helal ediyor musun? Ederim.
Yaylabaşı köyünün köy meydanındayız. Burada sanıyorum kaç kahve var burada dede? Kaç tane kahve? Şu durumda iki. İki tane kahve var. Yalnız buraya niye Yaylabaşı diyorlar? Bu daha önce bu köy bir başka yer değmedi mi? Sonra mı geldi? En yüksek bak şuraya vardı tam Bursa görünüyor. Bursa'nın Uludağ görünüyor. He. En yüksek yer. Eskiden burada Bizanslılar da yaşamış kadar. Yaşamış mı? Her yakada yaşamış Bizanslılar. Her yerde yaşamış diyorsunuz. Azıcık bahset bakalım sen şimdi. Ne diyeyim ben? Askerliği nerede yaptın? Nereden yengeyi aldın? Nasıl oldu? Bu köyden aldım. İstanbul'da yaptım. Düğünü mü orada yaptın? Burada. Düğünü burada yaptın. Askerliği İstanbul'da yaptın. İstanbul'da yaptım. He. En çok yediğin yemek nedir? En çok askerin bulguru vardır. Asker değil ama sen burada ne yiyorsun? Burada en meşhur bizim fasulyemiz vardır. Ne fasulyesi yetişiyor? Niye var fasulyesi hikayesi? Peki bir şey söylemek istediğin var mı buradan? Türkü mü söyle? Biliyor musun? Hadi inşallah, hadi inşallah. Sağ ol. Seni bir tanıyalım. İsmail Yaylabaşı köyünde. Peki ne söylemek istersin İsmail amca? Ne söylemeyeyim? Mesela hacca gittin mi? Hacca gittim. Nasıl bir duygu? Bak şu anda hacıdalar bütün. Ya hacılık çok güzel bir. 80-90 bin insan var şu anda. Hacılık. Dini bir ibadet. Evet. İslamiyet'in beş şartından biri. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yani İslamiyet Müslümanlara. Nasıl köyün güzel mi? Çok güzel. Su çıktı yeri daha güzel ama biz gittik oraya. Çok güzel. Bizim köyümüz suyu bol. Evet. Arazi oldukça sulaktır. Evet. Efendime söyleyeyim her yönüyle güzeldir. Bakalım sevgili izleyicim şimdi dedemize soruyoruz. Karpuzlarda kabak aşısı var. Burada da kabak var mı bakalım? Kabak. Hangi kabak daha? Beyaz mı? Beyaz. Ama ben hiç kabak görmedim burada. Bilmiyorum ya. Ben görmedim. Peki. Aleyküm selam. Ehlen ve sehlen. Anlamadım. Peki senin bir tanıyayım ismin ne? Yakup Karaman. Evet Yakup Peygamber'in ismini vermişler sana. Ha. Sen ne söylemek istersin köyünle ilgili bakalım bize? Niye söyleyeyim? Tarihinden mi bahsedeceksin? Niye tarihinden? Şimdiye kadar ne yaşadık, ne göreceksek onu gördük. Yaş kaç? 78. Şimdi ben bir dedenin birine dedim ki, dünyada ne anladın dedim. Hiçbir şey anladım. Bu kapıdan girdim öbür kapıdan çıktım dedi. Ha, hiç. Birden girdim, bir yandan gittim. Sakalların beyazlaşmış ya, neyim ben? Sakallar beyaz olmaz, ta böyle olacak. Uzan sen de niye böyle küçük yaptın? Bir tutam olması lazım. Ya, biraz sıcak olacak. Onu da berberler kesmişatmış, benim hamarım yok. Yaylabaşı köyü halkı çok misafirperver sevgili izleyicilerimiz. Ne zaman buralardan geçerseniz buradan hangi köylere gidiliyor bakalım? Şimdi buradan hangi köylere gidiliyor? Soğucak Güven. Soğucak Güven, Kepsut tarafına gidersek? Seçköy. Seçköy. Dereli. Dereli. Şey atladı bitti. Ve Kepsut. 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 Şimdi ben bu çayımı içerken, Yaylabaşı'nın dağlarında hayvan güderken veyahut da canınız sıkıldığı zaman şöyle güzel bir tane türkülerinizden neyi söylüyorsunuz? Mesela bir tanesini bir söyle bakalım. Beraber söyleyelim. Yalnız ben senin arkamdan geldim. Keklik gibi daldan dala konar idim ben. O güzelin arzusuna kurban olam ben. Çok yalvardım Allah'ıma. Al Fadimem, bal Fadimem, yanakları bal Fadimem. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fadimem. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fadimem. Emirdağ'dan uçan kuşlar uçmaz oldu. Aşkınla susadım yandım, yanağından öptüm kandım.
Aşkınla susadım yandım, yanağından öptüm kandım. Ben seni kendime yârim, güzelleri içimden aldım. Ben seni kendime yârim, güzelleri içimden aldım. Ben seni... Yavaş şarkıda. Aman ormancı, canım ormancı, kimize getirdin yoktan bir acı. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa'yı çağırdılar dama oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafa. Evet sevgili izleyicilerimiz, Köy Aynası programı artık sonuna geldik. Hemen organizatörlerimiz de yanımızda, son olarak görüşlerini alıyoruz. Evet, şenliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şenliğimize işte geldiğiniz için, bizi çektiğiniz için, dertlerimiz, tasalarımız dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki şenliğimizde buluşmak üzere. Uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Size ne olur? Evet, şenliğimiz burada sona erdi. Buraya gelen bütün misafirlerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir şenlik havası yaşadık. Herkesi bir dahaki seneki şenliğimize bekliyoruz. Buradan söylüyorum. Evet sevgili izleyiciler, biz de haftaya görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Rumeli TV'den ayrılmayın. Hadi şey yapma.
Çiçek mi çekiyor?